farklı dünya. Heyecanlı, meraklı, neşeliyiz. Güven ustayla güvendeyiz. Atölyede zaman hızla akar. Yapacağımız çok şey var. Söyleyelim parolayı, açılsın tüm kapılar. Hayal et ve planla. Gerçek olur, inan buna. Hayal et ve planla. Gerçek olur, inan buna. Atölye aşçıları iş başında. Bugün mutfaktayız, yaşasın. Tam da acıkmaya başlamıştım. Çok iyi zamanlama. Hepinize merhaba. Atölyemizi, yani mutfağımızı nasıl buldunuz? Çok eğlenceli görünüyor öğretmenim. Sanırım aşçılar gibi yemek yapacağız, değil mi? Ama ben hiç yemek yapmadım ki. Aşçı gibi lezzetli yemekler yapmak. Bence bu biraz zor olabilir. Annem çok iyi bir aşçıdır. Yemeklerine bir tutam tuz katıyorsa, iki tutam da sevgi katıyormuş. Öğretmenim! Öğretmenim! Öğretmenim. Aa! Bu posterdeki deneyler çok ilginç görünüyor. Biz de deney yapabilir miyiz? Hem sanırım mutfaktaki malzemelerle yapılmışlar. Evet, çünkü mutfaklar da aynı laboratuvarlar gibidir. Bugün merak ettiğiniz bir mutfak deneyini veya sevdiğiniz bir yemeği yapabilirsiniz. Seçim sizin. Burası küçük bir bakkala benziyor. Üzümlü kek yapmaya var mısınız? Harika bir fikir. Üzümlü keke bayılırım. Bu kitaptaki kek tarifleri işinize yarayabilir. Burada bir sürü deney kitabı var. Şuna bak. Aradığımız fikri buldum galiba. Hı. İşte bu deney tam bize göre. Enfes bir sandviç yaptım bile. Aa, midem konuştu. Çok acıktım diyor sanki. Şu sandviçi bir an önce yiyeyim öyleyse. Afiyet olsun Tunç. Belli ki çok acıkmışsın. Teşekkür ederim öğretmenim. Doydun mu peki? Başka bir şey yapmak ister misin? Doydum. Aslında isterim ama ben sadece sandviç yapmayı öğrenmiştim. Peki çiçekle birlikte elma şekeri yapmaya ne dersin Tunç? Elma şekeri mi? İşte bu çok iyi bir fikir. Elma şekerlerimiz enfes olacak. Yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi kısık ateşte dikkatli bir şekilde pişirebiliriz. Yumurtalar tamam. Şimdi de şeker. Şekeri koyduktan sonra sevgi de katalım mı? Tıpkı annemin yaptığı gibi. Sevgi katabiliyorsak biraz da eğlence katabiliriz bence. Aa. O zaman ben de heyecan dolu maceraları isterim. Çok ama çok bilgiyi de unutmayalım. Buldum. Bu da sıkı dostluklar olsun. Geriye sadece kabartma tozu kaldı. Kabartma tozu da dileklerimizin kabarıp çok olması için. Sence volkanik patlamaya benzeyecek mi? Aa, bir dakika.
Bununla volkanı kırmızı renk yapabiliriz. İşte bu. Annem kek yaparken hiç tarife bakmıyor. Kekin çok kabarması için biraz daha kabartma tozu. İşte şimdi oldu. Bize neler yaptığınızı anlatmak ister misiniz? Önce kek malzemelerini hazırladık. Sonra da tarifteki gibi ölçerek ve sırayla karıştırdık. Yemek yapmak aynı deney yapmak gibi. Bu kitapta kek pişerken neler olduğu da yazıyor. Malzemeler pişerken kabartma tozunun etkisiyle hava kabarcıkları oluşur ve kek hamuru kabarmaya başlar. Mutfaklarımızda sayılamayacak kadar çok bilimsel olay gerçekleşir. Hamurun pişerken kabarması da bunlardan biri. Şimdi sıra pişirmeye geldi. İşte bu kadar. Çiçek ve Tunç, siz neler yaptınız? Biz herkes için bir tane elma şekeri yapmak istedik. Malzemeleri pişirdik ve elmaları bu karışımın içine batırdık. Sonra da buzdolabına koyduk. Ve işte karşınızda elma şekerleri. Şekerli ve limonlu karışım elmaların üzerinde soğuyup katılaştı. Hem bilimsel bir olay gerçekleştirdik hem de çok tatlı şekerlemelerimiz oldu. Çok lezzetli görünüyorlar. Bakalım Cem ve Batu neler yapmış? Biz volkanik patlama deneyi hazırladık. Bu deneyi yememizi beklemiyorsunuz değil mi? Hazırsanız başlıyoruz. Çok etkileyici. Nasıl oldu bu? Deneyimizde sirke, kabartma tozu, deterjan ve kırmızı gıda boyası kullandık. Sirke ve kabartma tozunun bir araya gelmesi kimyasal reaksiyon oluşur. Ve karbondioksit gazı ortaya çıkar. Deterjansa gaz çıkışı sırasında karışımın köpürmesini sağlar. Hepsi bu kadar. Kek. Kek mi? Kekimiz mahvoldu. O kadar da uğraşmıştık. Önce soğumasını bekleyelim. Sonra hem tadına hem de ne durumda olduğuna bakabiliriz. Ne oldu Tunç? Yanlışlıkla tencereyi düşürdüm. Neyse ki ocak açık değildi ve sana bir şey olmadı. Yalnız her yer yapış yapış. Anlaşılan hepimiz biraz dağınık çalıştık. Şimdi toplanma ve temizlik zamanı. Evet çocuklar, bugün mutfakta yeni deneyimler kazandınız. Yapışkan sıvıyı temizlemek sandığımızdan da zor oldu. Tencereyi düşürene kadar usta bir şef olacağımı düşünmeye başlamıştım. Bizim kekimiz nedense istediğimiz gibi olmadı. Acaba Güven Usta bugün yaşadıklarımız hakkında neler düşünüyor? Hadi hep birlikte seyredelim.
Peki şimdi nasıl hissediyorsunuz? Mutfakta biraz daha dikkatli olursam hala usta bir şef olabilirim. Size söylemem gereken önemli bir şey var. Aslında kek benim yüzümden taştı. Tarifteki ölçüden daha fazla kabartma tozu eklersem çok büyük ve çok güzel bir kek olur diye düşündüm. Ama yanılmışım. Çok üzgünüm. Biraz fazla kabarmış olsa bile çok lezzetli görünüyor. Gerçekten mi? İşte buna çok ama çok sevindim. Ne de olsa sevgimizi de kattık. Eğlence ve bilgi de var. Heyecanlı maceralar ve sıkı dostlukları da unutmayalım. Bu güzel koku da ne böyle? Koridordaki enfes koku beni buraya kadar getirdi. Demek atölyede ziyafet var. Uzun zamandır elma şekeri yememiştim. Bu dersi sık sık yapmalısınız çocuklar. Yemek yapmak çok eğlenceli ve tıpkı deney yapmaya benziyor. Bu da evde yapmak istediğim yemeklerin listesi. Tamam, merak etmeyin. Mutfak malzemelerini kullanırken dikkatli olacağım. Ocağı kullanmadan önce de tabii ki büyüklerimden yardım isteyeceğim. Şimdi üzümlü ve elmalı deneylerin, yani yemeklerin tadına bakmam gerek. Atölyede Güven Usta'yla yaşarız her gün bir macera. Bu atölye bambaşka, sanki içinde saklı dünya. Heyecanlı, meraklı, neşeliyiz. Güven Usta'yla güvendeyiz. Atölyede zaman hızla akar. Yapacağımız çok şey var. Söyleyelim parolayı, açılsın tüm kapılar. Hayal et ve planla.